Evet Şamim Hanım, ana yemeklerimizi bekliyoruz. Oo, sarılı sarılı ne güzel duruyor zaten. Şamim Hanım, yemekler geç kaldı. Çünkü hepsinin üzerine zaftanlı pilav koymak zorunda kaldığım için biraz süre aldı, kusura bakmayın. Patlıcan yemeği dedi İran usulü ama değişik ismi var galiba İran'da. Şöyle patlıcan yemeğinin sizde kesin neydi? Horeşte bademcu. Horeşte bademcu. Evet, teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. İçecek isteyen varsa. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun herkese. Evet, herkes yemeğin tadına baktığına göre hayır abla senden başlayalım. Eti güzel pişmişti. Patlıcanı da sevdim, pilavını sevmedim. Neden sevmedin pilavını? Tadı tuzu yok. Pişmemiş, sanki böyle yapış yapış oldu. Pilav neden tuzsuz? Çünkü biz sulu yemeği pilavın üstüne koyup hani yiyoruz. Ama ayrı ayrı. Onunla birlikte yani onun tadıyla birlikte yediğimiz için şimdi pilav tuzlu olursa sulu yemekle birlikte fazlasıyla tuzlu gelecek. O yüzden. Ama yani pilavı beğenmedim. Pişmedi. Pişmemiş. Afiyet olsun. Biraz sulu buldum. Sadece tek beğendiğim et iyi pişmiş. Patlıcanı eti de, beğendim. Eti de böyle biraz daha böyle lezzetli olabilirdi ama olsun yine de patlıcanı beğendim, yedim. Salata çok eksikler var. Bu bir şey kaşık salatası söğüş gibi. Bizim. Kaşık söğüş, salatası söğüş gibi. Yağ yok. Buna mesela nar ekşisi çok güzel yakışır. Yok, asıl tarifte nar ekşisi yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yağ salata var, görüntü olarak bizim salata gibi ama onlar kendi tarifine göre yaptı. Yani, salatanın ismi neydi? Şiraz salatası. Hani bizde bunu mesela kaşık salatası diyorlar. Evet, doğrama kaşık şekli bizimki gibi. İçerisi şekli bizimki gibi olduğu için bol söylüyorum. Oluyor, evet. Sarkar şöyle içiyoruz. Bir nar ekşisi, maydanozu daha da güzel olurdu. Aslında suyunu içerseniz tadını alacaksınız. Zeytinyağı. Biz bunu suyla alıyoruz. Olsun. Sen bunun sosuna ne koydun? Limon suyu, yağ, tuz koydum. Ki aslında çok yağ konulmuyor bize. Minicik bir yağ konuluyor. Çünkü yağlı olmaması gerekiyor. Valla ben tek beğendiğim şey patlıcan. Patlıcan oldu. Afiyet olsun. Peki, son gün eline sağlık. Afiyet olsun. Ben de pilavı beğenemedim. Eti çok güzel pişmiş. İyi yapacağım ama biraz tatlandırabilirdin eti. Yavan mı geldi? Şöyle evet, söyleyeyim. Biraz yavan geldi. Eti kavuruyoruz soğanla. Düdüklüye atıyoruz. Ondan sonra düdüklüden çıktığı zaman salça, limon suyu ve tuz atıyoruz. Sonra patlıcanları zaten ayrı kızardık, kızarttım. İçine koyuyoruz domatesi, ayrı bir pişiyor hani. Eti güzel pişirmiş mi peki? Et güzel, güzel olmuş mu? Et pişmiş et. Ette bir sorun yok. Patlıcan da iyi, fena değil. Ben ama ben de salatayı beğenemedim. Sen niye beğenemedin Songül abla? Ya bir kereki soğan kokuyor. Soğan doğramamasıydın veya soğanı getirirken katsaydın yok, daha iyi olurdu. Şöyle yoğun olmuş. Yoğun olmuş. Şimdi soğan kokuyor dediğin soğan sulu salata değil mi zaten? Yani ama nasıl? Şimdi şöyle bir şey. İlk kötü noktası varsa söyle bari. İlk başta birbirine karmasıydı soğanla sebze. Hmm. Zaten bu salatada ağırlıklı olarak soğan tadı almanız gerekiyor. Özelliği o. Lahmacunlarda bak hayatım gelir. Hani ve paketlidir. Sulu bir salata zaten. Sulu beklemiştir, içersin. Açarsın, buruna bir soğan kokusu gelir. Yani ben ha, o şey. Ona mı benzettin? Çünkü sadece ona bir benzettim. Adet soğan kullanılıyor. Hani hep almamız gerekiyor soğanı. Bizim oranın deyip onun arkasına da sığınmanın biraz şey, acayip burada açabilirim. Oldu. Açabilirim internetten, görebilirsiniz. Biz de açtık, baktık. Tamam, soğanın ön planda hatta olması biz dedik, gerekiyor. Bizim kaşık salatanın bir tık. Tamam. Büyüyor. Saygı peki duyuyorum. Evrim Hanım. Ben etini beğendim Kadir Bey. Eti güzel pişmiş. Fakat patlıcanla domatesi anlayamadım. Yani neden tabağın içinde? Kendi yöresinde böyle yeniyormuş herhalde. Kendi direkt bütün domatesi ortadan verip suyun içine atıp pişirdi onları. Hmm. Bizim nasıl karnıyarın üstüne domates dikiyoruz ya onun gibi düşün. Anladım. Et suyunda pişti. Yemeğin suyu pilava karışmış. Benim yemeğimde de çok sos vardı. Fakat ben pilava karışmasın diye yemeğin sulu etin sulu bir yemek ama bu. Yani sulu yemek o zaman ayrı servis yapacaktınız. Tabak normal çukur tabaktı ya da salata normalde kasesiydi. Normalde ben pilavın üstüne koyacaktım ama fakat bir yorum alacağım diye hani kötü görünüyor çünkü vesaire benim de, karışmış dersiniz etimin diye. Sosu çok fazlaydı böyle tencerenin içinde. Istedim. Ben pilava karışmasın diye onu süzerek zaten pilava karışması koydum. Gerekiyor. Sizin etle pilavla alakası yoktu ama bu yemek pilavla yani bunu biraz yemiyor. Karıştırsak patlıcan yemeği çıkacak ortaya. Domates, patlıcan, et böyle bir patlıcan yemeği. Pilavını da biraz pişmemiş diri buldum. Tuzsuz buldum. Yani sadece etini beğendim. Salata için ne diyorsunuz? Salata da evet bizim kaşık salatamız bu. Biraz sulu. Yine kendi kültüründen bahsetti. Böyle oluyor sanırım ama ben beğenemedim. Peki, afiyet olsun. Yani tatsız mı, tuzsuz evet, mu? Evet, tatsız geldi bana. Tatsız geldi. Evet. Peki Emre Bey? Patlıcanlar, öncelikle onu tattım.
acı geldi bana. Bunun acı suyunu aldınız mı? Aldım. Gerçekten biraz bana acı geldi patlıcan. Hatta patlıcan acısını alma şekli bizimkinden farklı. Biz normalde tuzlu suya atıyoruz. O direkt patlıcanlara tuz sürdü. Sonra patlıcanların dışından su gelmeye başladı dışarıya. Yani 30-40 dakika en az onlar kaldı. Suyunu verdi. Ben bir kere yıkadım, süzgeçten geçirdim. Yine acısı kalmış ama. Ve koydum. Bayağı yani kalmış. Patlıcanın şeyiyle ilgili bana, olabilir. Bana çok acı geldi. Eti güzel pişmiş. Etin lezzeti güzel pişmiş. Patlıcanı ben almadım güzel. Sonuçta ama acılığını almaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Pilavda şunu söylemek istiyorum. Siz bu pirinci kullanarak mı pişiriyorsunuz bu pilava İran'da da? Yok. Uzun ince taneli olan basma tipi evet, evet. Daha şık görünürdü. Zaten ben İran pilavı yazmamıştım. Safranlı pilav diye yazmıştım menüye. Ki safran var. Heh, yani acı olmuş o tadını da. Tadını aldınız değil mi? Safranın tadını aldım ama pilav acı mı olmuş? Nasıl acı yani olmuş? Yani safranın tadı. Yani bir tarçın ekleyebilirdin. Belki bastırırdı da tadını. Hayır. Bu şekilde ben beğenmedim. Ulan pilavın öyleyse. İçinde tarçın ne işi var? İç pilav değil mi tarçın? Tarçın. Bu pilavın içerisinde. Neyi bastıracak onu anlamadım ki ben. Çok acı. Şey gibi oldu. Sarımsağın ayvanı ön plana çıkaracağı gibi hayır, oldu. Hayır şunu merak ettim. Acı ben olan ne? Acı olan kısmı ne? Safran. Acı değil ya safran zaten acı bir baharat yiyorum. Değil. İlk defa yiyorum ben. Siz daha önce kullandınız mı zafran? Hayır kullanmadım. İlk tamam defa işte, yiyorum zaten. Çok pahalı baharat değil olduğu zaten. İçin. Salatada soğanlar çok küçük doğranmış. Ben tadını beğendim ama soğanlar çok minik kalmış. Aynı boyutta olsalardı daha güzel görünürdü ve çok sulanmış. Afiyet olsun hepinize. Şöyle söyleyeyim. Patlıcanın lezzetli olmuş. Etin gayet güzel pişmiş. Ona diyecek lafım yok. Şimdi pirinç hızlı piştiği için evet. Son dakikalarda iyi pişememiş. Biraz böyle kıtırlık var içinde. Safran konusuna gelince safranın kendine has ağır bir tadı var. O herkesin hoşuna gitmeyebilir ama sana özgü bir yemek. Safran tadına diyecek lafım yok. Ama keşke yasmin pirinçten yapsaydım. Şunun için basmati'yi bulamadın derdin ki ben basmati bulamadım. Evet. O yüzden Yasmin'le yaptım. Ona daha yakın bir pirinç. Baldo'dansa en azından onu bir tık daha ön plana çıkarabilirdi. Ve o daha güzel pişerdi. Daha güzel olurdu. Onu söyleyeceğim. Salataya gelince salatanın sosu evet sulu. Kendi bir salatamız da bu salatayı sulu yapıyoruz. Evet. Yalnız Songül ablaya katılıyorum. Soğanları en başta koydun. Ve nereden baksan bir saate yakındır soğanlar sosun içinde olduğu için buram buram soğan geliyor ve dediği doğru. Lahmacuncudan beklemiş salata. İlk koysanız aynı kokuyu veriyor karıştıktan hayır, sonra. Hayır soğanlar şimdi bak sebzelerin yumuşama ayrı bir şey. Evet. Ama soğan yumuşayınca çok kötü kokuyor. Ama sulu olması gayet güzel. Ben içini sosunu beğendim. Eline koluna sağlık. Tatlıya geçebiliriz. Şamim Hanım, bir hafta boyunca gerçekten boşa konuşmuşsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.